Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Geldik çemberde uzunluğa. Önemli bir konu tabii ki dostlarım. İyi dinleyin lütfen. Güzel öğrenin bu konuyu. Çok yüksek ihtimalle de üniversite sınavında soru çıkacak bu sene diyelim dostlarım. Hadi bakalım. Vira bismillah başlıyoruz. Neymiş şu çemberde açının kuralları? Birinci kural, üçüncü farz dediğimiz, geometrinin üçüncü farzı dediğim bir kuraldır ki şöyle bir kuraldır dostlarım. Bir bakayım altına da. Evet. Kural şu, diyor ki çemberde diyor bir kiriş mi gördün? Bakın şurada AB yeşille çizdiğim bir kiriştir dostum. Kirişi diyor görür görmez hiç düşünme. Merkezden tam ortasına dikmeyi indir. Bu dikme her zaman tam ortasına düşermiş dostum. Bu birinci aşama. İkinci aşama, merkez ile kirişin uç noktalarından birini birleştir ki bu yarıçap olur değil mi dostum? İster bunu ister bunu da birleştirebilirsin. Bak kayı kuralı olduğunu da gör. Neden bu yükseklik kenarı ikiye bölüyor? Sonuçta bu da yarıçap, ikizkenar üçgen. Hatta burası açıortay olur falan ama bunları kullanmayacağız biz, açıortayı, kayı kuralını falan. Ve son darbeyi de Pisagor yapacaksınız arkadaşlarım. Bu üçgende, bakın sarı üçgende Pisagor yapıp soruları çözeceksiniz. Tabii şimdi biz buraya tam bir çember çizip kirişinde bayağı bir gösterdim. Ama sorularda her zaman böyle net bir şekilde kirişi göremeyebilirsiniz. Bakın ben buraya birkaç versiyon daha çizdim. En çok karşımıza çıkanlar şu ikisi mesela. Bu da bir kiriştir aslında dostlarım. Şuradan aşağı inen AB dikmesi aslında bir kiriş. Bak sen bu çemberi şöyle yarım çembere tamamladığında, yani üsttekinin simetrisini aldığında, bak AB'de buraya geliyor, AC diyelim buna hatta, ve bakınız AC aslında çemberin kirişi oluyor dostum. Ve biz merkezden kirişe dikme indireceğiz dedik ya, üçüncü farz bu geometrinin. Şu dikmeyi indirdin, bu dikme kirişi ikiye bölecek ve bir de merkezden kirişin ucuna yarıçapı çiz, Pisagor'u yap demiştik dostlarım. Tabii her seferinde şu yarım çemberi tam çizmeyeceğiz. Yarım çemberi çizmeyeceksiniz dostlarım. Artık bundan sonra bakın burada da var. Çeyrek çemberin içinde şu dikmeyi gördüğünde hemen bu dikmenin çembere dokunduğu noktayla merkezi birleştirip bunun yarıçap olduğunu söyleyeceksin. Şuradan da Pisagor'u çakacaksın dostum. Bak bu iki şeklin birleştirilmiş hali, şurada sarı bir dikdörtgen oluşturulmuş dostlar. Kare de olabilir, dikdörtgen de olabilir. Biz şimdi sadece AB'yi görünce ne yapacağız dedik? Hemen şu uç noktayla burayı birleştirip yarıçap olacak dedik. Ya da AC'yi sadece görseydim de bunu çizecektim. İkisini bir arada görünce yine bunu çizdim. Bakın bu dikdörtgenin veya karenin köşegeni oldu dostlarım. Şunu da unutmayın. Dikdörtgen ve karede köşegenler eşitti. Bunu da çizsem, bu köşegeni de çizsem yarıçap olduğunu aklınızdan çıkartmayın diyelim. Burada da bakın dostlar, olayı görün. Merkezden kirişin ucuna yarıçapı çiziyorsunuz ve şurada Pisagor'u çakacaksınız dostlarım. Bakın tam çemberin içine bir dikdörtgen çizmişim. Aslında şu dikdörtgenin AD kenarı, görüyor musun? Çemberin bir kirişi oldu. Hemen ne yapacağız dostlar kirişi görünce? Merkezden kirişin tam ortasına, birinci işlem bu, dikmeyi indir. 2. Kirişin ucuna yarıçapı çiz ve Pisagor'u gör diyeceğiz. Bunu sorularda çok daha iyi öğreneceğiz inşallah. Geldim ikinci kurala. Şimdi dostum, burada da kirişlerin boylarıyla merkeze olan uzaklıkları arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Ters orantıdan bahsedeceğiz daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey bu. Ben bunu dünyamızdaki bu ekvator muhabbeti, hani paralel paraleller var ya dünyamızın etrafında, şimdi şu dünyamız olsun, hani en büyük paralelimiz ekvatordu, şöyle sıfır çizgisi deriz buna, gittikçe böyle paraleller şöyle çizdikçe yani kutba yaklaştıkça boyları kısalıyor değil mi dostlarım? Aynı bunun gibi bizim de kirişlerimiz tıpkı paralel gibi kutba doğru yaklaştıkça boyları kısalacak, ya da merkeze doğru, yani ekvatora doğru yaklaştıkça boyları uzayacak arkadaşlarım. Bundan bahsedeceğiz şimdi size burada dostlar. Şurayı temizleyelim ve bahsedelim hatta hemen. Bakın birincisinde diyor ki OK büyüktür OL ise. Şimdi burasının daha büyük olması,
Burası daha büyükmüş, burası küçükmüş. Yani bunun gerçek şekli şöyle arkadaşlar. Onu da şurada çizeyim. OK daha büyükse şöyle bir kirişimiz var. O burası. OK. Bakın gözünüze daha hoş gözüksün. OL de şurası. Bakın OK'yı daha büyük çizdim farkındaysanız ki gözünüze biraz daha net gözüksün diye istedim bunu. Farkındaysanız AB kirişi yani üstteki kiriş daha küçük oldu. Çünkü OK'nın büyük olması benim kirişimin kutba daha yakın olduğu anlamına geliyor ki dolayısıyla daha küçük olacak. O halde OK büyükse yani merkeze olan uzaklığı daha fazlaysa bir kiriş boyu kısa olacak arkadaşlarım. Bu ne demekmiş? AB kirişi daha küçüktür CD kirişinden. Eğer diyor OK ile OL eşit uzunluktaysa yani şunlar eşitse tabii ki merkeze olan uzaklıkları eşitse boyları da eşit olacak bu kirişlerin AB CD'ye eşitmiş. Tersini söyleyeceğiz şimdi. OK daha küçükse bu demektir ki OL kutba daha yakın, merkezden daha uzakta. Demek ki kutba daha yakın. O halde CD kirişi daha küçük olacak. AB kirişi daha büyük olacak arkadaşlar. Evet, kuralımız böyleydi. Çok önemli bir kural değil ama sınavda sorulacağını zannetmiyorum. Bunun yanına önemsiz yazabilirsiniz dostlar, eğer istiyorsanız. Evet, dondurma kuralı bahsetmiştik bunda çemberde açıda. Açıyla ilgili kısmı şununla ilk gördüğü yayın toplamı 180'dir. Burada da şunu söyleyeceğiz. Dostlarım, çembere çizilen iki teğetin uzunluğu daima birbirine eşit. Yani AP BP'ye daima eşit olacak. Sen bu P'den ve merkezden geçen şu doğruyu çizersen bu kesinlikle açıortay olacak demiştik. Bakın yine çemberde açıda söyledik. Teğete indirilen yarıçap daima dikiner. Teğete indirilen yarıçap daima dikiner. Hatta bunu biz açıortayda da açıortayın üstündeki bir noktadan kollara çizilen diklikler eşittir diyorduk ya bakın hep ispatlarını yapıyoruz çaktırmadan. Burada bir deltoid çıkıyor falan. Bunları da söyleyelim. Evet, ortak teğet muhabbeti dostlarım. Bakın iki çemberin dıştan ortak teğeti çizilmiş. Görüyorsunuz biri AB, biri CD. Diyor ki kural bu ortak teğetler daima eşittir. Burada da içten ortak teğetler çizilmiş. Yine biri AB, biri CD ve bunların da boyları eşit olacak diyor. Bakın şu AE zaten CE'ye eşit değil mi? Hani E noktasından iki teğet çizilmiş ya. Dondurma kuralı bunlar eşit. Ya da ED EB'ye yine iki teğet çizilmiş şu küçük çembere. Dolayısıyla tamamı da eşit oluyor diyebiliyoruz dostlarım. Teğetler dörtgeni dediğimiz adı üstünde çemberin dört tane teğetini kesiştirdiğinde oluşan dörtgendir ki kuralı şudur. Karşılıklı kenarların yani AD ile BC'nin toplamı eşit olacak. Bak AD ile BC'nin toplamı AB ile DC'nin toplamına eşittir dostlarım. Burada dört tane dondurma kuralı da vardır. Bakın şu teğet bu da teğet eşittir. Şu teğetle bu teğet eşittir. Bu teğetle bu teğet bununla da bu. Dördü de birbirine böyle ikişer ikişer eşitlermiş dostlarım. Dört tane dondurma kuralından ispatlanıyor zaten bu kural. Evet, geometrinin dördüncü farzındayız şimdi dostlarım. Altıncı kuralımız. İki çemberi birbirine teğet gördüğünüzde çok sık göreceksiniz dostlar bunları. Hiç düşünmeden şunu yapacaksınız. Hiç soruyu bile okumayın. Bir, merkezlerini görüyorsunuz merkezlerini ve bir de mutlaka şu teğet oldukları noktayı düz çizgiyle birleştireceksiniz. Burası her zaman doğrusal olur. İki çember teğet ise merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştir. Ve bunun sonucunda mutlaka karşına bir Pisagor bağıntısı çıkacak. Onu yap kardeşim. Tabii şu anda nerede Pisagor demeyin. Sorularda farklı şeyler de olacağı için Pisagor'u mutlaka göreceksiniz dostlar. Şimdi bunun ben birkaç farklı versiyonunu göstermeye çalıştım. Çemberler teğet olduğu zaman bakın içten teğet olabilirler. Ne yapacaksın? Hiç düşünmeden şu merkezlerini ve unutma teğet oldukları noktayı da düz çizgiyle birleştir. Bak burada da merkezleri birinin merkezi diğerinin merkezi burada birleştir ama teğet oldukları noktayı unutma. Bunu da birleştir. İki yarım çember bak merkezlerini ve şu teğet oldukları noktayı düz çizgiyle. Burası bazen kırık çizgiymiş gibi gözükecek gözüne kesinlikle düzdür kardeşim. Bunu da unutma tamam mı dostlar?
Evet, şimdi sorulara başladık arkadaşlarım. Önce klasik sorular çözeceğiz. Sonra yeni nesil versiyonlarını çözeceğiz. Her soru bankasında görebileceğiniz sorulardan koymaya çalıştım klasik sorularda. Dostlarım, hemen yarıçapların eşitliğinden faydalanacağız, değil mi? Bakın, kirişin ucuna yarıçapı çizdim. 45 ikizkenar çıktı. Bu da 45, 45, 90 oldu. R kök 2 olmalı. Demek ki R'ler 6 olacak ki kök 2 katı gelmiş. Geldik ikinci soruya. Bakın, kiriş görünce, çeyrek çemberde şu dikliği görünce hemen merkezle ucunu birleştirin ve dedik ki Pisagor yapın. Şimdi bu bizim yarıçapımız olacak. Bakın, yarıçapı 10 vermiş. O halde bu da 10. Hadi görün şuradaki Pisagor'u. Hatta sevdiğiniz üçgen, değil mi? 6, 8, 10 çıktı. Paketleyin, geçelim hemen. Şuna geldik. İki tane görüyorum bak şu dikmeden. Önce birini bir çizelim. Şunun hemen ucuna yarı çapı çiziyorum. Şöyle gösterelim. Şimdi şuna K diyelim. Bu da K, bu da K. Dolayısıyla yarı çapım 3K. O halde bu da 3K oldu. Hemen şu Pisagor'u çakıyorum. 3K'nın karesi 9K kare. Eşittir. K kare artı 4 kök 2'nin karesi 32. 8K kare eşittir 32. K kare eşittir 4. K eşittir 2 geldi. Tamam. K'yı 2 bulduk. Şimdi sıra geldi. Şu kirişe ucuna yarıçap çizeceğiz. Hemen çizdim. K2 ise yarıçapım artık 6. Demek ki burası 6. Şimdi şu dik üçgeni görelim. K2 ise burası 4. Pisagor'u çakıyorum. 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı x kare. 20 eşittir x kare. 2 kök 5 geldi. X'imiz dedik. Geldik bu soruya. Çemberde kiriş gördüm. Bak, hiç soruyu okumuyorum ha, farkındaysan. 1. Kirişin ortasına dikmeyi ineceksin. Ortasına. 8 ya toplam. 4. 4 diye bölecek. Şuraya 2 kaldı. Bu 1. 2. Kirişin ucuna yarı çapı çizeceksin. Çizdim. Pisagor'u çakacaksın. Şimdi önce şu haşı bulalım. Şurada bir Pisagor yapalım arkadaşlarım. Kök 13'ün karesi 13 eşittir. 2'nin karesi 4 artı haş kare. Buradan 9 eşittir haş kare. 3 eşittir haş geldi. Şurası 3'müş. Bak, şu dik üçgende de 3, 4, R'yi bulduk. Denizli. Evet. Şu EA'ya bakın arkadaşlar. EA. Hani şu bizim klasik kirişimiz, değil mi? Şöyle dikle indiği zaman merkezle bu kirişin ucunu birleştirin. Burası da yarı çaptır demiştik. Yarı çapımız 9 ile 6'nın toplamı 15. Bu da 15. 9, 12, 15 üçgeninden 3, 4, 5'in 3 katı. Şurası 12 çıktı. E hocam, şu da çemberin yarı çapı 15. Dikdörtgenin de uzun kenarı demek ki 15. 3 kaldı x'e. Altıncı soru. Artık alıştık buna arkadaşlar. Bak, BA'yı dik olarak indirmiş ya. Hemen sen Ordu'yla Bursa'yı birleştir. Bunun yarıçap olduğunu söyle. Sonra şuradan da bir diklik indirmiş ED. Hemen Ordu'yla E'yi birleştir. Bunun yarıçap olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi şu dikdörtgenden burada 2, burada 3 geldi. Hadi gelin önce şurada Pisagor yapalım. R'yi bulalım. 2'nin karesi 4 artı 9'un karesi 81 eşittir r kare. R kareyi 85 bulduk. Şimdi şurada Pisagor yapalım arkadaşlar. Şurası x artı 2, şurası 6. Şurada yapıyorum Pisagor'u. R kare eşittir 6'nın karesi artı x artı 2'nin karesi geliyor buradan. R kareyi biz 85 bulmuştuk. Eşittir 36 artı x artı 2'nin karesi diyelim. Açmıyorum burayı hemen. 36'yı bir çıkartalım buradan. 15'ten 6 çıktı 9. 7'den 3 çıktı. 49 eşittir x artı 2'nin karesi. Neyin karesi 49'dur? 7'nin. Demek ki x artı 2 7'ymiş. X de 5'miş. Yapıştır gelsin. Kiriş görüyorsun değil mi dostum? Bak, hiç düşünme. Soruyu bile okuma. Şurası merkez olsun. Bunun merkezi de burası olsun. Merkezden kirişin ortasına dikmeni indir. 6, 6 bölsün. Altta da bir kiriş var. İndir dikmeni kardeşim. 7, 7 diye bölsün. Burada da bir kiriş var. 8 santim. İndir dikmeni. 4, 4 bölsün. Hocam, burada da bir dikme var. İndir dikmeyi. X bölü 2, x bölü 2 diye böldü. Bak, şurada bir dikdörtgen çıkarttın sen. Üst taraf 10. Alt tarafta 10 olacak. 7 buradaysa 3 kaldı. X bölü 2'ye. X de 6 çıktı. Bak, merkezden kirişe dikmeyi indirmiş. Bu tam ortaya inerdi, değil mi? Burası da 4.
Bak şuradaki üçgeni, 3, 4, 5 üçgenidir. Adana'yı paketle. Geldik buraya. Şu 4 santime bir bakın bakalım. Bu 4 santimlik AB çizgisi çemberin nesi? Kirişi. O zaman hiç düşünmeden, soruyu bile okumadan ortasına şu diklik inecek dostum. Şimdi bak, diklikten diklik indi. Gelin yan kenarın öklitini yapalım. X'in ökliti. X kare eşittir 2 çarpı tamamı. 2 çarpı tamamı 7 değil mi dostum? 14 geliyor. X kare x kök 14 geldi. 10. soru. Bak amca ne yapmış bizim için sağ olsun? Merkezden kirişe dikme indirmiş. Bu ne yapıyordu? Tam ortasına iniyordu. Yarıçapı 15 vermiş. Kirişin ucuna yarıçapı çizecektik. 15 burası oldu. Şimdi bir de soruyu okuyalım. Çünkü daha bitti buradan sonrası. AH diyor. CH'ın kaç katı? AH'ın 2 katı CH'a eşittir diyor. Yani şurası K ise CH 2K'ymış. O halde şurası 2K eksi 15'tir dostum. Bunu da söyleyelim. Şimdi şurada da Pisagor yapacağız. 15 hipotenüs 9, 12, 15 olabilir mi diye düşünüyorum acaba. 12 desem K'ya oluyor mu lan? 12 desek 24'ten 15 çıktı. 9. Ana gerçekten oluyor lan. 9'muş o zaman x. Hiç uzatmadık. Edirne'yi bulduk. İyi de oldu. 11. soru kardeşim. Hemen şunu sor kendine. DC var ya, DC, DC. Çemberin nesi? Kirişi. O zaman merkezden hiç soruyu okumuyorum. Bak kirişin tam ortasına şöyle ikiye bölecek burayı. Dikmeyi indireceğim. Bu bir. Bitmedi. Kirişin uç noktasıyla, yani D ya da C'den biriyle merkezi birleştirecektim. Burası yarıçap, unutma. Şurada da Pisagor çakacağız. Artık klasikleşti. Ne diyor şimdi bize? Çemberin karesinin alanı 40'tır. Karenin alanı 40 ise bir kenarın karesiydi karenin alanı. Demek ki bir kenar 2 kök 10. O halde şurası kök 10. Şurası kök 10 diyelim. Dostum bu da tam 2'ye bölecek. Kök 10. Şurası da kök 10 oldu diyelim. Mecbur kök 10 olacak burası da. Ve tam 2'ye böldü değil mi? Bak dik açıdan şu üçgeni, sadece şu üçgeni alayım mı ya, şurayı? Bir mevzuyu görün diye. Sadece şu dik üçgene bakın dostlarım. Şöyle bir dik üçgen bu. Şuradan dik açıymış o açısı. Bir diklik indirmişiz ve burayı 2'ye bölmüş. Kök 10, kök 10 diye 2'ye böldü. Muhteşem üçlüden bu da kök 10 oldu. 45, 45, 90 çıktı değil mi arkadaşlarım buralar? 45, 45, 90. Hatta kök 10, kök 10 ise kök 20 değil mi? Kök 2 katı, yani 2 kök 5'tir. Şuralar, onları da yazalım. 2 kök 5. Şuranın 45 olduğunu söylemiş olduk. 2 kök 5'i de bulduk. Şurası karenin bir kenarıdır. Şu uzunluk. 2 kök 10. Şurayı da biz kök 10 bulduk. Toplam 3 kök 10 çıktı. Şurası da kök 10 birim. Hadi Pisagor'u çakalım, olayı bitirelim. Biraz daha kalınca göstereyim. Şurası kök 10. Şurayı da 3 kök 10 bulduk. Bize de şuradaki R soruluyor dostlarım. Pisagor yapıyorum. Biri kök 10, biri 3 kök 10. Hatırladın mı? Bak biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın, yani kök 10'un kök 10 katı olacaktı cevap arkadaşlarım. Neydi? Biri diğerinin 3 katıysa Pisagor yapmayın demiştik. Benim hatırım için ezberleyin demiştik. Küçük olanın kök 10 katı olacaktı. Evet, şuna bakalım. OE OF'ye eşit. Bakın kirişler eşit uzaklıktaysa boyları eşitti değil mi dostlar şunların? Demek ki AB eşittir CD'ye, yani x artı 4'e. Buradan x eşittir 7 çıktı. X 7 ise demek ki CD kirişi 11. Tabii ki AB kirişi de 11. Bana da AB'nin boyunu soruyor. 11'i yapıştırdım. Evet, yine benzer bir soru. Bakalım OH eşittir OK'ya. Bakın yine merkezden eşit uzaklıkta kirişler. O halde boyları da eşittir. Yani 5K eksi 1, 3K artı 5'e eşit olacak dostum. Buradan 2K eşittir 6, K eşittir 3 geldi. Bana da K'yı soruyormuş. Yine benzer bir soru, fakat bu sefer AB kirişi büyükmüş. Bu kiriş daha büyük. Kiriş büyükse merkeze daha yakın demiştik. Yani merkeze yakınsa 12 x'ten daha küçük bir sayı. Yani x büyüktür 12. En küçük ne olur diye soruyor x. 13 olur, 12'den büyük olacağı için. Evet, geldik şimdi iki çemberin
teğet olduğu durumlara. Ne yapıyorduk dostlarım? Soruyu bile okumuyoruz bir kere. Öncelikle merkezlerini ve bir de şu teğet oldukları noktayı düz çizgiyle birleştirip Pisagor yapacağız. Şimdi okuyalım. Merkezi K noktasında atıcıyla teğet. A erimçem D noktasında teğet. DE 5 görelim. Şurası 5. Burası 5. O zaman EK da yarıçaptır 5. BC 8. Burası 8. Burası 8. Burası 8. Hadi Pisagor'u görün bakalım şuradan. Bak 5, 13. Ne zaman 13 oluyordu? 12 olursa. 5, 12, 13 üçgeninden x 4 geldi. 16. soru dostlar. Şu küçük çemberle büyük yarım çemberin şu noktada teğet olduğunu gördünüz değil mi? Hiç düşünmeyeceğiz. Merkezlerini birleştirdim ve teğet oldukları noktayı unutmadım bakın. Hatta bakın bu kirişi de ortadan ikiye böldü. Değil mi? Dikincek bu merkezden indirdiğimiz. Şurası 5'tir. 4 5 ise şurası 3'tür. Kardeşim şu büyük çemberin yarıçapı değil mi? Toplam 5 olmalı burası. 3'ü buradaysa 2 kaldı. Bunun da yarıçapı 1 çıktı. F merkezli çemberin yarıçapı 1 geldi. Evet, soruyu okumuyoruz artık. Bak merkez burada. Merkez burada. Teğet noktası burada. Düz çizgiyle birleştir. Birleştirdim. Hocam çemberin teğet olduğu bir nokta var. O zaman oraya yarıçapı dik indir demiştik. İndirdim. Şimdi okuyalım. B merkezli 2 santim yarım çaplı çembere. Ne diyor? A merkezli çember her iki eksene teğet ve B merkezli 2 santim yarı çaplıymış bu. Şurası 2, şurası 2 diyelim. Çember ise C noktasında dıştan teğettir diyor dostlarım. Şimdi şunun da yarı çapı R, şurası R. Ben şurayı çizersem burada da teğetmiş. Bu da R. Bak burada bir kare çıktı. Demek ki şu alt kenar da R olacak. Şuraya da R eksi 2 kaldı. Hadi görün bakalım şu üçgeni. Şimdi R'ye burada ne desek? 6, 8, 10 oluyor mu? R'ye 8 desek. R 8 ise. Burası 10 oluyor. Burası da 6 oluyor. Doğru. R 8'dir. A merkezli çemberin yarıçapı 8 bulundu arkadaşlar. 18 numaralı sorudayız. Bakın çemberler burada teğetler. A merkez, C merkez, L de teğet noktalarıdır. Birleştirdim düz çizgiyle. 4'ü 3'ü gördüm. X kaçtır diye bir soru sormuş bize. Gelin şöyle yapalım şimdi. Nasıl yapalım? Şuraya R diyelim. Bu küçük çemberin yarıçapına R. O zaman bu da R. Şimdi dikdörtgenden faydalanalım. Burası 4 artı R. Burası da 4 artı R. O halde burası R artı 1. Burası R artı 1. Şu da R artı 1. Dostlar ben istesem R'yi şuradaki üçgenden, bakın şu dik üçgenden bulurum. Ama R'yi bulmama gerek kalmadı. Bana x'i soruyor. Hani burası r artı 1 ya. Buranın da r artı 1 olması lazım. Demek ki x 1 olmalı desem yeterlidir benim için. 19. Bak bunun merkezini kendim işaretliyorum. Burası bunun merkezi şey teğet noktası burası. Bunun merkezini de şurada aldım. 9. 9 diye böler 18'i. Şurası da 9 olur. Şuna r, r diyelim. Gelin şurada Pisagor çakalım. Acaba 9, 12, 15 olur mu? Yok. Şıklara baktığımda zaten hep dangalak dangalak sayılar var arkadaşlarım. O yüzden mecbur Pisagor'u yapacağım burada. Şimdi hipotenüsümüz R artı 9. Hemen R artı 9'un karesi. Hatta açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. 9'un karesi 81 artı R artı 5'in karesi. Onu da açalım. Birincinin karesi, İkincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyelim. Bakın r kareler gitti. 81'ler de gitti. 10r'yi buraya alırsam 8r eşittir 25. R eşittir 25 bölü 8. X dediğimse bunun çapı 2r. 2 ile çarparsam bunu 25 bölü 4 Ceyhan'dan geldi sorunun cevabı. Evet, renkli bir soru. Yeni nesil gibi duruyor ama yeni nesil değil tabii ki. Deminden beri çözdüğümüz şekilde. Bakın teğet noktaları hemen birleştirin. Şurada teğet doğrusu var. Hemen yarıçapı dik indirin ki bunun yarıçapı x'miş. Bununki de x. Bunun yarıçapı 4'müş. Burası da 4. Acaba 6, 8, 10 oluyor mu? 6 desek. 6, 8 burası. Burası da 10 oldu. Evet, x 6'ymış. Paketledik geldi arkadaşlar. Yine iki çemberi teğet görüyorum. Soruyu okumadan önce şu merkezlerini
ve tam da teğet oldukları noktayı birleştirdim. Sonra bakın C noktasında küçük çember teğet, oraya da yarıçapımı dik indirdim. Heh, şimdi okuyalım. O2 ile C'nin arası 2 imiş. Tamam. Demek ki küçük çemberin yarıçapı 2, şurası da 2. AB 12 imiş. O halde 6. Burası da 6. Şuranın tamamı da 6'dır, değil mi? Yarıçapıdır. Şuraya 4 kaldı. O1 ile C, şurası da x dostlarım. Bakın şuradaki dik üçgenden soruyu her türlü gömdük. İster Pisagor yapın, isterseniz bunun 30, 60, 90 olduğunu görün. 2 kök 3 deyin 60'ın karşısı. Göremediyseniz de Pisagor yapın. 4'ün karesi 16 eşittir. 2'nin karesi 4 artı x kare. 12 eşittir x kare. X eşittir kök 12. O da 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 dışarıya çıktı. Evet, artık bu soruda ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bak, bu çeyrek çember mi? Evet. A ve B, C merkezli çemberler. A merkez, C merkez, K'da teğet noktası. Düz çizgiyle birleşecek bunlar, mecbur. Birleştirdik. FB4. Şimdi şunun yarıçapına R diyelim. Ya da şununkine R diyelim biz. R olsun. Aa, benzerini çözdük lan. Burası R artı 4 oldu. Burası da R artı 4 olması için R artı 1. E bu da R artı 1. E o zaman burası da R artı 1. Şurası R olduğu için bu çemberin yarıçapı olduğundan 1 kaldı buraya da. Aynısını çözmüştük arkadaşlarım. İki kez benzer soruları koymuşuz. Geldik buna. Evet, x nedir diye bir soru sormuş bize. Bakın burada şurası çapı gören çevre açıdır ya arkadaşlarım. Bak, şurası çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Diklikten diklik indi öklit yapacağım. 6'nın karesi 36. 4 çarpı şurasıdır ki şurası dediğim yer 9 olmalı, değil mi? E bakın, bu çeyrek dairenin yarı çapı da olmadı mı şu 9? Şurada bir çeyrek daire var. Yarı çapı 9. O zaman burası da 9 olacak. X'e 3 kalacak. Yapıştır gelsin. 23 numara da tamamdır. Ya kaç soru vardı arkadaşlarım ya? Ben yine biraz yoruldum. 26 dakika geçti. Çok lan. Oha. 48 mi? 48 tane soru var. Biz neredeyse yarısına gelmedik daha. 23'teyiz. Tam yarısına gelmişiz. 24'ü de çözelim. Diğerini bir mola verelim. İkinci periyotta çözeriz arkadaşlarım. Evet. AE2. Şimdi bakın, burada da öklit yapacağım. Şurayı çizerseniz şu kısmı, diklikten diklik indiğini, çapı gören çevre açı 90, diklikten diklik indiğini görürsünüz dostlarım. Şimdi AD'ye x diyelim, BC'ye de y diyelim. X kare, yan kenarın öklitini yapıyorum. X kare eşittir 2 çarpı tamamı. Şöyle yazalım. 2 çarpı tamamına t diyelim. Şimdi aynısını bir de şuradan çizdiğimde, burası da çapı gören çevre açı. Şimdi y için yapacağım. Şu dik üçgende y için yapıyorum. Y kare eşittir. Onu da buraya yazalım. 1 çarpı tamamı. 1 çarpı tamamı. Hadi bunları bir bölelim birbirine. Tamamılar gitsin. Buradan y bölü x, ikisini ortak kare de yazdım. Eşittir 1 bölü 2 çıktı. Her iki tarafın kare kökünü alırsam y bölü x eşittir 1 bölü kök 2 geldi. O da kök 2 ile genişlettiğimde kök 2 bölü 2 çıktı. Zaten sorulan şey. Evet, burada bir durdum arkadaşlarım. İkinci partı sonra çekeriz. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.